Kişi cennet ehlinin amelini yapar fakat o cehennemliklerdendir. Kişi cehennem ehlinin ameli üzeredir fakat o cennetliklerdendir. Ameller son amele göre Allah katında değerlendirilir. Ölüm anı insanların yapmacıklıktan en uzak olduğu andır. Ve sen ölüm anında ne ızhar etmişsen ölümden önce, ölüm anında açığa çıkacak olan da odur. Biliyorsunuz kardeşlerim, siz nasıl bir hayat yaşarsanız yaşayın çok önemli değildir. Allah Azze ve Celle son anınızda size ne takdir etmişse, yani nefesinizi ne üzere vermişseniz Allah Azze ve Celle size onunla muamele ediyor. İmam Bukhari ile Müslüm Sehl ibn-i Sa'd'dan şöyle bir rivayete bulunuyorlar. Diyorlar ki biz bir gün Allah Resulü ile beraber gazvedeyken Allah Resulü bize dedi ki "Men ahabbe en yanzura ila raculin min ehlin nari felyanzur ila haza." Sizden kim cehennemliklerden birine bakmak istiyorsa, cehennemlik birini görmek istiyorsa şu adama baksın dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu sahabeye o kadar fazla ağır geldi ki peygamberimizin bu sözü. Çünkü peygamberin gösterdiği adam sahabenin en iyisi, en takvalısı, en cesuru, en önde olanı, sahabe şaşırdı. Bir tanesi dedi ki vallahi ben bu adamı takip edeceğim ve bu adamın ne yaptığına ben bakacağım. Adamı takip etti, savaş esnasında adamın yaralandığını, yarasının acısına güç yetiremediğini ve kılıcı karnına yaslayıp bu şekilde kendini öldürdüğünü gördü. Adam geldi peygamberimizin yanına dedi ki ey Allah'ın Resulü, şahitlik ederim ki sen Allah'ın peygamberisin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ne oldu ey falan? Dedi ben senin biraz önce bana gösterdiğin adamı takip ettim ve onun şu şekilde can verdiğini gördüm. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki اِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَهُوَ مِنْ اَهْلِ النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ وَهُوَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالْخَوَاتِمِ Kişi cennet ehlinin amelini yapar fakat o cehennemliklerdendir. Kişi cehennem ehlinin ameli üzeredir fakat o cennetliklerdendir. اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالْخَوَاتِمِ Ameller son amele göre Allah katında değerlendirilir. Hayır üzere canını vermişsen, Allah Azze ve Celle senin canını hayır üzere almış kabul eder. Bütün ömrünü zahiren hayır üzere yaşasan, şer üzere canını versen Allah'ın yanında şer üzere canını vermişsindir. Bu bir örnek. Başka bir örnek, savaşın birinde adamın biri, şirk ehlinden biri peygamberimize geldi. Dedi ki ey Allah'ın Resulü, savaşayım mı yoksa Müslüman mı olayım? Peygamberimiz dedi ki sallallahu aleyhi ve sellem, önce Müslüman ol, ondan sonra savaş. Adam iman etti, gazvenin içerisine girdi. Kısa bir zaman geçtikten sonra adam vefat etti, şehit oldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona baktı. Dedi ki çok az amel yaptı ama çok büyük ecir aldı. Yani o adam cennetlik. Bütün ömrünü şirk üzere geçirmesine rağmen son anında Allah azze ve celle onun için hayır diledi, hidayet etti, canını o amel üzerine aldı ve bu şekilde kişi canını verdi. Doğal olarak kardeşlerim, üzerinde bulunmuş olduğumuz hal değildir önemli olan. Önemli olan Allah'ın hangi amel üzere bizim canımızı alacağıdır. Ölürken, son nefesimizi verirken bizden açığa çıkacak şeyin ne olduğudur. Hafız İbn Recep diyor ki, ölüm anı insanların yapmacıklıktan en uzak olduğu andır. Ve sen ölüm anında ne ızhar etmişsen ölümden önce, ölüm anında açığa çıkacak olan da odur. Hayatını taat üzere geçirenler, Allah'a yönelenler, Allah'ı sevenler, Allah'tan korkanlar, öldükleri zaman da bu sevgilerine, korkularına delalet eden bir şey ağızlarından çıkacak, bu şekilde can vereceklerdir. Fakat hayatını masiyet üzere geçirenler, Allah'la aralarında perdeler kapandığı zaman Allah'a isyan edinmeyi adet edinenler, bunlar velev ki zahiren İslam üzere yaşasalar da son nefeslerinde o hadisteki adam gibi mutlaka Allah onların hakikatlerini açığa çıkaracak ve bunun üzere de canlarını vereceklerdir.